Merhaba değerli arkadaşlarım, değerli takipçilerim, sevilence kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapacağımız tarifimiz sarıyer böreği. Bu börek arkadaşlar gerçekten en az börekçiden aldığınız börekler kadar lezzetli olacak ve muhteşem çıtır çıtır bir börek yapacağız bugün. Bunun için malzemelerimiz arkadaşlar bir paket baklavalık yufka, yani baklavalık yufkadan yapacağız böreğimizi. Şöyle 150 gram kadar tereyağı, 500 gram kıymamız var. Benimki az yağlı, aslında orta yağlı, yani yağlı olursa daha güzel olur. Benim kıymam vardı az yağlı, onu değerlendireceğim. 2 adet ince yemeklik doğranmış kuru soğanımız var. 1 su bardağı sütümüz var. Benim su bardağı ölçüm 200 mililitre. Aynı bardakla yarım su bardağı sıvı yağımız var. İç harcımızı pişirmek için, yani kavurmak için yarım çay bardağına yakın zeytinyağım var. Ve baharatları, iç harcın baharatları için bir tatlı kaşığına yakın tuz, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı pul biber. Tuzu isteğinize göre, yani baharatlar da aynı şekilde, azaltıp çoğaltabilirsiniz. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi sizleri daha fazla bekletmeden böreğimizin yapımına geçelim. Böreğimizin yapımına öncelikle iç harcımızı hazırlayarak başlıyoruz. Bunun için uygun bir tavaya yarım kilo kıymamızı alıyoruz. Öncelikle kıymamızı yağsız olarak kavuruyoruz. Kavururken arkadaşlar şu şekilde topaklanmaması için kaşığın tersiyle iyice ezerek kavuralım. Gördüğünüz gibi kıymalarımız bırakmış olduğu suyu çekti. Şöyle rengi de değişti. Şöyle ezerek topaklaşmaması için bu şekilde iyice karıştırdığımız kıymalarımıza şimdi 2 adet kuru soğanımız vardı, yemeklik doğranmış. Soğanımızı ilave ediyoruz. Şöyle çeviriyoruz. Soğanlarımızla kıymalarımız pişmeye devam edecek. Bu aşamada sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Şöyle şu kadar, az bir şey. Yani yarım çay bardağından az yağ kullandım. Ve kıymalarımızla soğanlarımızı tekrar kavurmaya devam ediyoruz. Kıymayla birlikte soğanlarımızı da biraz daha kavurduk arkadaşlar. Şöyle hem kıymalarımızla soğanlarımızın lezzeti birbirine geçmiş oldu. Hem de kıymalarımız biraz daha kavrulmuş oldu. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır kavruldu. Kokusunu anlatamam arkadaşlar. Mutfağım öyle bir koku sardı ki, yani sadece bu şekilde bile yenebilir bir iç harç oldu. Şimdi soğanlarımızla birlikte karıştırarak arada kavurduktan sonra baharatlarımızı ilave ediyoruz. Ve tekrar karıştırıyoruz. Arkadaşlar sarıyer böreğinde arzuya göre dolmalık fıstık ve kuş üzümü de kullanabilirsiniz. Bu tercih meselesi, yani koyanlar da var. Ama ben bu şekilde iç harcını hazırlamayı tercih ettim. Bu da size bir bilgilendirme amacıyla püf noktası olarak vermiş olayım. Evet, bir iki çevirdikten sonra, baharatlarıyla iyice özleştikten sonra kıymalı harcımızı, yani böreğimizin iç harcını soğuması için bir kenara alıyoruz ve sosunu hazırlamaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar, harcımız hazır. Böreğimizin iç harcı soğurken bu arada sosumuzu hazırlamaya başlayalım. 150 gram civarı tereyağımız vardı. Sos kabımızı alıyoruz ve iyice eritiyoruz. Yağımız eridikçe üzerinde oluşan beyaz köpükleri almaya gayret edelim. Evet, tereyağımızın üzerinde köpükleri şöyle bir kaşık yardımıyla koparlıyoruz. Bu arada yağımız eridi. Erimiş olan yağımıza önce
Yarım su bardağı sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz. Daha sonra da bir bardak sütümüz vardı. Onu da ilave ediyoruz yavaş yavaş. Şöyle karıştırıyoruz iyice arkadaşlar. Evet, sosumuz hazır. Sosumuz da oda sıcaklığına gelene kadar soğumaya bırakıyoruz. Daha sonra böreğimizin yapımına geçeceğiz. Kıymalı iç harcımız da soğudu. Bu şekilde. Sıcak koymuyoruz kesinlikle yufkamızın arasına. Sosumuzu da soğuttuk arkadaşlar. Yalnız sosumuzu dökerken devamlı karıştıralım ki hepsi birbiriyle karışmış olarak koyalım sosumuzu. Şimdi beze sarmış olduğum baklavalık yufkalarımı açıyorum. Şöyle kullanacağım kadar çıkarıyorum. Kesinlikle açıkta bırakmıyoruz arkadaşlar. Çünkü yufkalarımız kurur. Tekrardan yufkalarımızı beze sararak kaldırıyoruz. Bu şekilde kenara alıyoruz. Öncelikle tezgahımızın üzerine bir adet yufkamızı alıyoruz. Şöyle sosumuzu karıştırarak her defasında karıştırıyoruz. Şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar sosumuzdan yufkamızın üzerine gezdiriyoruz. Ve bir fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde dağıtıyoruz. Mutlaka her yerine gelmesi lazım arkadaşlar sosumuzun. Çok aşırı da sos koymuyoruz. Şöyle. Sosunu sürmüş olduğumuz birinci yufkamızın üzerine tekrar ikinci yufkamızı eşit gelecek şekilde koyuyoruz. Yerleştiriyoruz. Ve tekrardan sosumuzu gezdirerek her yerine sürüyoruz. Bu şekilde 5. yufkaya kadar devam ediyoruz. 5. yufkamızı da yerleştirdik. Üzerini kesinlikle soslamıyoruz son yufkamızı. Ve tekrar uzun kenarına gelecek şekilde harcımızı yerleştiriyoruz. Şöyle harcımızı dağıtıyoruz eşit bir şekilde. Arkadaşlar, videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğeni yapıp yorum yapmayı unutmayınız. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sevdiğiniz tariflerimi sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, bu şekilde tekrar böreğimi yaptım ve tepsime koyuyorum. Evet, 5. böreğimi de bu şekilde 4 yufkayı aralarını soslayarak hazırladım. 5. yufkamı da bu şekilde soslamadan üzerine koyuyorum. Böreğimin geniş kenarına iç harcını yerleştiriyorum. Arkadaşlar, iç harcım arttı biraz ama tepsim 5 tane börek aldı. Yani 5 börek tepsime yeterli geldi. Kalan malzememi de yapacağım, hazırlayacağım arkadaşlar. Hazırladıktan sonra bu şekilde buzlukta da muhafaza edebilirsiniz. Ve buzluktan çıkararak çayınız demlenene kadar böreğinizi pişirebilirsiniz. Şöyle tekrardan kıvırıyorum. Ve gördüğünüz gibi hazırladım, böreklerimi koydum. Şu şekilde 5. böreğimi de yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi böreklerim hazır. Bu arada fırınımı 190 derecede alt üst ayarda ısıtmaya başladım arkadaşlar. Böyle böreklerim hazır fırına girmeye. Şimdi fırınım ısınırken üzerinin yağını süreceğiz.
Bu şekilde fırın tepsisine hazırlamış olduğumuz sarıyer böreklerimiz pişmeye hazır. Şimdi ben kalan sosuma biraz daha sıvı yağ ilave ediyorum. Şöyle yarım çay bardağı kadar. Bu kalan sostan tekrar tepsiye hazırlamış olduğum böreklerimizin üzerine sürüyoruz. Her tarafına gelecek şekilde. Hem kıtırlık hem de parlaklık vermesi için. Böyle yağlı sosumuzdan sürüyoruz. Üzerine sosunu sürdüğüm böreklerimi önceden ısıttığım 190 derece alt üst ayarda ısınmış fırınıma gönderiyorum. Alt üstü kızarana kadar pişireceğim. Yaklaşık 30 ila 35 dakikası arasında pişmiş oluyor. Evet, sarıyer böreklerimiz pişti. Fırından çıktı arkadaşlar. Şöyle duyuyorsunuzdur umarım. Sesi çıtır çıtır. Harika böreklerimiz oldu. Şimdi böreklerimizi sizin için şöyle kesme tahtama alıyorum. Ve iç dokusunu göstermek için şöyle sizin için kesiyorum arkadaşlar. Evet. Umarım çıtırtıyı duyuyorsunuzdur. Evet. Bu şekilde böreklerimiz yenmeye hazır. Görüyorsunuz harika oldu böreklerimiz. Şu şekilde. Evet, çıtırtısıyla ve lezzetiyle bile bu şekilde börekçide bile bulamayacağınız lezzetli bir sarıyer böreği yaptık bugün. Görüyorsunuz harika oldu. Denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Arkadaşlar videomu buraya kadar beğendiyseniz abone olmayı unutmayınız. Ve bugünkü videomu da burada sonlandırırken tekrar diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.